Hayattan sahneye, sahneden hayata. Bütün dünya bir sahnedir. Bütün erkekler ve kadınlar sadece birer oyuncu. Altkat Sanat Tiyatrosu'nun hazırladığı podcast'lere hoş geldiniz. Altkat Sanat podcast'lerine hoş geldiniz. Bugünkü podcastimiz için aslında bir eğlenceden yola çıkarak başladık. Bakalım nasıl cevaplar alacağız dedik. Oo, karşımıza böyle ciddi ciddi cevaplar verince evet dedik bunu yayınlamalıyız. Bugün chat GPT ile tiyatro sanatında yapay zekanın kullanımı üzerine konuştuk. Bizim için ilginç bir deneyimdi. Yapay zeka tiyatro sanatını nasıl etkilemiştir? Yapay zeka tarafından üretilen tiyatro eserleri hakkında ne düşünüyor ve en fazla da dönüp dolaşıp işin etik kısmı gündeme geliyor. Yapay zeka bu denli hayatımızın içine girerken kendi alanımızdan sorular sorarak ondan cevaplar bulmaya çalıştık. Elbette sanatın insan faktörünü de unutmuyoruz. Chat GPT sorularımızı sorarken kendisine bilgi ana dememizi istedi. Biz de öyle yaptık. Sizi daha fazla meraklandırmadan... Başlayalım. Yapay zeka tiyatro sanatını nasıl etkilemiştir? Oyunculuk, senaryo yazımı ve sahne tasarımı gibi alanlarda nasıl kullanılmaktadır? Yapay zeka tiyatro sanatını birçok farklı şekilde etkilemiştir. İşte bu etkileşimlere örnek olarak birinci Oyunculuk yapay zeka, oyuncuların performansını analiz ederek daha iyi bir karakter geliştirmelerine yardımcı olabilir. Mimikler, ses tonu ve vücut dilini değerlendirerek oyuncuların performansını daha derinlemesine anlamak mümkündür. Dijital karakterler veya robotlar aracılığıyla yapılan performanslarda yapay zeka doğrudan karakterin tepkilerini belirleyebilir. 2. Senaryo yazımı, yapay zeka büyük veri setlerini analiz ederek trendleri ve popüler temaları belirleyebilir. Bu da senaristlere ilham kaynağı olabilir. Senaryo yazımında yapay zeka bazen hikayeyi daha ilgi çekici ve seyirciyi daha fazla etkileyebilecek şekillerde geliştirebilir. 3. Sahne tasarımı, yapay zeka sahne tasarımında kullanılan ışıklandırma, dekor ve efektler gibi unsurları optimize edebilir. Seyircinin duygusal deneyimini güçlendirecek atmosferler yaratma konusunda önemli bir rol oynayabilir. Yapay zeka, sahne tasarımında estetik tercihleri değerlendirerek görsel unsurların seyirci üzerindeki etkisini artırabilir. Yapay zeka, tiyatro sanatında yaratıcılığı teşvik edebilir ancak aynı zamanda etik soruları da beraberinde getirebilir. Örneğin, performans analizi sırasında oyuncuların mahremiyeti veya sanatın insana özgü yaratıcılığı konusundaki endişeler. Bu noktalara dikkat edilerek yapay zeka tiyatro sanatını zenginleştirecek bir araç olarak kullanılabilir. Yapay zeka iletişimde ve duygusal ifadelerde ne kadar başarılı olabilir? oyuncular arasındaki etkileşimde nasıl bir rol oynayabilir? Yapay zeka, iletişimde ve duygusal ifadelerde oldukça başarılı olabilir, ancak bu konuda bazı zorluklar da mevcut. İşte yapay zekanın iletişim ve duygusal ifadelerdeki rolüne dair bazı düşünceler, birinci. Duygusal ifade yeteneği, yapay zeka, metin tabanlı duygu analizi ve ses analizi gibi tekniklerle duygusal ifadeleri anlayabilir. Ancak insanlar gibi duygusal bir zekaya sahip olma konusunda tamamen başarılı olmak hala zorlu bir hedef olabilir. İkinci, İletişimde yapay zeka, yapay zeka, metin tabanlı sohbet botları veya sesli asistanlar aracılığıyla iletişimde önemli bir rol oynamaktadır. Ancak bu sistemler genellikle belirli bir amacı yerine getirmeye odaklanmış durumda ve duygusal zeka düzeyleri sınırlı olabilir. 3. Oyuncular arasındaki etkileşim, yapay zeka, sahnedeki oyuncular arasındaki etkileşimi artırabilir. Örneğin, bir yapay zeka tarafından kontrol edilen bir karakter, diğer oyuncularla gerçek zamanlı olarak etkileşimde bulunabilir. Oyuncular, yapay zeka karakterlerle sahnelerini daha dinamik ve zengin hale getirebilir, ancak bu, insan etkileşimi ile kıyaslandığında belirli sınırlamalara sahip olabilir. Dördüncü, Duygusal zeka ve empati, duygusal zeka ve empati tiyatroda önemli unsurlardır. Yapay zekanın bu alanlardaki gelişimi karakterlerin ve hikayelerin seyirciyle daha güçlü bir bağ kurmasına yardımcı olabilir ancak insan dokunuşunun yerini tamamen doldurmak zor olabilir. Sonuç olarak yapay zeka iletişimde ve duygusal ifadelerde önemli gelişmeler kaydetmiştir. Ancak insanların kompleks duygusal bağları anlamak ve iletmek konusundaki becerilerini tam anlamıyla replike etmek zor. Bu alanlarda yapay zekanın potansiyelini ve sınırlamalarını dikkate almak önemlidir. Yapay zeka tarafından üretilen tiyatro eserleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu eserlerin sanat dünyasına etkisi nedir? Yapay zeka tarafından üretilen tiyatro eserleri, sanat dünyasında çeşitli düşünceleri ve tartışmaları beraberinde getirir. İşte bu konuda düşünülebilecek bazı faktörler, birinci, yaratıcılık ve inovasyon, yapay zeka, benzersiz ve özgün tiyatro eserleri yaratma konusunda potansiyel sunabilir. Veri analizi ve algoritmalar aracılığıyla, geleneksel tiyatro sınırlarının ötesinde eserler ortaya çıkabilir. İkinci, insan yaratıcılığı ile karşılaştırma, yapay zeka tarafından üretilen eserler, insan yaratıcılığı ile karşılaştırıldığında bazı farklılıklara sahip olabilir. Bu durum, sanatın ne kadarında insan dokunuşunun ve duygusal anlamın önemli olduğu sorularını gündeme getirebilir. 3. Yapay zekanın sanat algısı, yapay zeka tarafından üretilen eserler algoritmaların ve programların belirli estetik tercihleri yansıtabileceği gerçeğini ortaya koyar. Bu durum, sanatın nesnel ve öznel öğeleri arasındaki dengeyi sorgulayabilir. Dördüncü, Sanatın insan deneyimi, sanat genellikle insan deneyimini yansıtan ve anlatan bir ifade biçimidir. Yapay zeka tarafından üretilen eserlerin bu insan bağlamını ne kadar başarılı bir şekilde yansıtabileceği sorusu önemlidir. 5. Sanat eleştirisi ve kabulü. Yapay zeka tarafından üretilen eserlere yönelik eleştiri ve sanat dünyasındaki kabul önemli bir konu olabilir. Bu eserlerin ne kadarının sanat camiasında kabul gördüğü, sanat eleştirmenlerinin ve seyircilerin bu eserlere nasıl tepki verdiği önemlidir. Sonuç olarak yapay zeka tarafından üretilen tiyatro eserleri sanat dünyasına yenilik ve farklı bir perspektif getirebilir ancak aynı zamanda insan yaratıcılığı ve duygusal derinlikle karşılaştırıldığında bazı zorlukları da içerir. Bu konudaki tartışmalar sanatın geleceğini şekillendirmede önemli bir rol oynayabilir. Yapay zeka seyirci deneyimini nasıl geliştirebilir veya değiştirebilir? Sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik gibi teknolojilerle nasıl entegre edilebilir? Yapay zeka, seyirci deneyimini önemli ölçüde geliştirebilir ve değiştirebilir. Ayrıca, sanal gerçeklik VR, ve artırılmış gerçeklik AR, gibi teknolojilerle birleştirilerek daha etkileyici ve etkileşimli deneyimler sunabilir. İşte bu konudaki bazı düşünceler, birinci. Kişiselleştirilmiş içerik sunumu, yapay zeka seyircilerin ilgi alanlarına, tercihlerine ve geçmiş izleme alışkanlıklarına dayalı olarak kişiselleştirilmiş içerik önerileri sunabilir. Bu, seyircilerin daha anlamlı ve ilgi çekici deneyimlere sahip olmalarını sağlayabilir. 2. İnteraktif performanslar, yapay zeka interaktif performanslar aracılığıyla seyircilerle etkileşime geçebilir. Seyircilerin tepkilerini analiz ederek karakterlerin davranışlarını veya hikayenin gelişimini anlık olarak değiştirebilir. 3. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik seyirciyi tamamen farklı bir ortama taşıyarak tiyatro deneyimini zenginleştirebilir. Oyuncuların veya karakterlerin seyirciyle daha yakın bir etkileşim içinde olduğu VR deneyimleri geleneksel tiyatro sınırlarını aşabilir. Artırılmış gerçeklik, gerçek dünya ile sanal öğelerin birleştirilmesini sağlayarak sahne tasarımını ve görsel efektleri güçlendirebilir. Seyircilere daha etkileyici ve katılımcı bir deneyim sunabilir. 4. Yapay zeka destekli ses ve ışık kontrolü, yapay zeka sahnedeki ses ve ışık efektlerini seyirci tepkilerine ve performansın atmosferine göre otomatik olarak kontrol edebilir. Bu, sahne deneyimini daha etkileyici hale getirebilir. 5. İnteraktif hikayeleştirme, yapay zeka, seyircilerin hikayenin gelişimine etki etmelerine izin verecek interaktif hikaye anlatımı oluşturabilir. Seyirciler, belirli kararlar alarak veya etkileşimde bulunarak hikayenin akışını değiştirebilir. Ancak bu teknolojik entegrasyonlar aynı zamanda etik ve sanatsal soruları da beraberinde getirebilir. Örneğin, bu teknolojilerin sanatın özündeki insan dokunuşunu ve duygusal derinliği nasıl etkilediği önemli bir konudur. Yapay zeka iletişim ve performans süreçlerinde hangi etik sorunları beraberinde getirir? Sınırları nelerdir ve bu sınırlar nasıl çizilmelidir? Yapay zeka iletişim ve performans süreçlerinde bir dizi etik sorunu gündeme getirebilir. İşte bu konuda düşünülebilecek bazı etik sorunlar ve bu sınırları çizmeye yönelik öneriler, birinci. Mahremiyet ve veri kullanımı, yapay zeka, oyuncuların performansını analiz etmek için kişisel verilere ihtiyaç duyabilir. Bu durum, oyuncuların mahremiyeti ve kişisel bilgilerinin nasıl kullanılacağı konusunda endişelere neden olabilir. Sınırlar belirlenirken bu verilerin gizliliği ön planda tutulmalıdır. İkinci. Algoritma tarafından belirlenen karakteristikler, yapay zeka tarafından belirlenen karakteristikler performans değerlendirmelerini subjektif hale getirebilir ve bu durum etik soruları gündeme getirebilir. Algoritmaların objektiflik ve tarafsızlık sağlamak için nasıl tasarlandığı önemlidir. Üçüncü, insan ve yapay zeka ilişkisi, yapay zeka tarafından kontrol edilen karakterlerle etkileşimde bulunan insan oyuncular, performanslarını nasıl yönlendirdikleri konusunda sınırlarla karşılaşabilir. Yapay zekanın yönlendirmesi ile insan oyuncunun yaratıcılığı arasında bir denge kurulmalıdır. Dördüncü, duygusal ifade ve empati, yapay zeka tarafından oluşturulan duygusal ifadeler ve empati, etik sorulara yol açabilir. Yapay zeka gerçek duygusal derinlikle eşdeğer bir performans sunabilir mi yoksa bu durum seyirci üzerinde yanıltıcı olabilir mi? 5. Sanatın özündeki insanlık yapay zeka iletişimi ve performans sanatın özündeki insan dokunuşunu sorgulayabilir. İnsan yaratıcılığı, duygusal anlam ve sanatın insan deneyimine katkısı konusunda etik düşünceye ihtiyaç vardır. Sınırların çizilmesi ve bu etik sorunların aşılması için aşağıdaki noktalar göz önünde bulundurulabilir. Transparan algoritmalar, kullanılan yapay zeka algoritmalarının işleyişi açıkça anlaşılabilir olmalı ve algoritmik kararlar açıklanabilir olmalıdır. Mahremiyet kuralları, veri toplama ve kullanımına dair katı mahremiyet kuralları belirlenmelidir. İnsan denetimi, yapay zeka, insan kontrolü ve denetimi altında olmalıdır. İnsanlar yapay zeka tarafından belirlenen kararları sorgulayabilmelidir. Sanatın insan dokunuşu, yapay zeka sanatın insanlık ve duygusal derinlikle bağlantılı olduğunu kabul etmeli ve bu konuda bir yardımcı olma rolünü aşmamalıdır. Bu etik sorunlar ve çözüm önerileri, yapay zekanın tiyatro sanatına entegrasyonu sürecinde düşünce ve tartışma gerektiren önemli konular arasındadır. Bilgi Ana cevapların için teşekkürler. Rica ederim. Başka herhangi bir sorunuz veya yardıma ihtiyacınız varsa sormaktan çekinmeyin. İyi şanslar ve keyifli podcast çalışmaları dilerim. Umarım chat cipiti ile yaptığımız bu söyleşiden hoşnut kalmışsınızdır. Yine de unutmayalım ki tiyatro insanla yapılır ve insanı çıkardığında bu sanattan elde pek bir şey kalmaz. Başka bir podcastte görüşmek üzere. Hoşçakalın.